Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli Davet Radyo dinleyicileri, bugün Bir Konu Bir Konu programında inşallah yine beraberiz. Evet, bugün Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu İl Temsilci Mehmet Başkanım'la ve gönüllü annemiz ve mali saymanımız Songül Hanım'la beraber programımızı inşallah icra edeceğiz. Efendim, Cenab-ı Hak Necm suresinde ne diyor? İnsana ancak çalıştığının karşılığı vardır. Bugün çalışmanın, bugün azmin, bugün gayretin neler netice verdiğini, nelere meyve verdiğini göreceğiz inşallah. Evet, öncelikle konuklarımızı tanıyalım. Evet başkanım, buyurun, sizi tanıyalım inşallah. Kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Efendim, öncelikle davet radyo çalışanlarına, yönetim kuruluna emeği geçen herkese teşekkür ederek. İsmim Mehmet Atılgan. Evet, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi ve Gaziantep İl Temsilciliği görevimiz var. Evet. Görme engelli bir kardeşinizim. Sonradan görme yeteneğimi kaybeden bir kardeşiniz olarak. Evet. Aslen Kahramanmaraşlıyım. Gaziantep'te ikamet ediyorum. Yaklaşık 30 yıldır Gaziantep'teyim. Çalışmış olduğum alanlar sağlık sendikamız var. Bizim Memur Sen Konfederasyonu'na bağlı. Evet. Türkiye'de ilk Gaziantep'te kuran ve faaliyette olan. Bu sporla alakalı bir sağlık. Sağlık sendikası bir spor kolu mu? Bu memurla ilgili. Ben görevim memur aslında. Aile ve sosyal politikada memur olarak çalıştığım için. Evet. Buradan yola çıktık ilk başlayışımız. Evet. İlimizde sporla ilgili gençlerimizin çalışmalarını ve bu alanda sosyalleşmesi anlamında bir eksiklik olduğunu gördük. Evet. Bu kulübü kurmaya başladık ve federasyonumuzla aracı olarak çalışmalarına devam ederken Büyükşehir Belediye'mizin Kent Konseyi Spor Çalışma Grubu'na davet edildik. Evet. Orada. Kulübü kaç yılında kurdunuz başkanım? Efendim, kulübümüzü 2009 yılında kurduk kulübümüzü. 2009 yılında, evet, kurdunuz. Evet. Evet. Oradan başlayarak gençlerimizi bir şemsiye, bir çatı altına toplamaya başladık. Çok ailelerle beraber. Evet. Bu dikmiş olduğumuz fidan meyve vermeye başlayınca, evet, çok şükür ilimizdeki değerli belediye başkanlarımızın, yerel yöneticilerimizin, sayın valilerimizin destekleriyle, hani valilerimiz diyorum, burada daha önceki valilerimizle kastetmek istiyorum. Evet. Onların da desteğiyle bu zamana kadar geldik. Çok güzel. Evet. Başkanım, kulübünüzde yaş sınırı var mı? Yani küçük yaşta olup, efendime söyleyeyim, sizin kulübünüze katılanlar var mı? Belli bir yaş veya kriter sınırı var mı? Şöyle, biz tabii tüzel bir kişiliğe sahibiz. Evet. Burası bir iş yeri değil. Tüzel kişiliğe sahip olduğumuz için de Dernekler Müdürlüğü ve Gaziantep Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzün ve Gençlik Spor Bakanlığımızın koymuş olduğu kurallar var. Evet. Bu kurallar çerçevesinde bize demiş ki, Sayın Bakanımızın da Sayın Muharrem Kasaboğlu'na değerli çalışmaları var. En son federasyonumuzun düzenlemiş olduğu TÜZİK'teki spor faaliyetleriyle ilgili 7 yaş ve 70 yaşına kadar bir aralık koymuş. 7 yaş ve 70 yaşına bir aralık, evet, koymuş. Bu aralıktaki insanlarımızın tamamı spor yapabilir. Kendi sağlığıyla ilgili olan problemlerle ilgili ve alanlarla ilgili. Yani 70 yaşındaki insanın bir eforumuyla 7 yaştaki bir olmaz. Biz bunları ayırtıyoruz. Yani ne spor yapabilir diye. Evet. Ona göre yönlendiriyoruz. Sizin yelpazeniz bayağı geniş. Spor derken içinde kategoriler var değil mi? Her insanın, efendime söyleyeyim, engeline göre veya durumuna göre sporu siz mi seçiyorsunuz ve yoksa ona mı bırakıyorsunuz? Nasıl yapıyorsunuz bunu? Şöyle Sayın Yavuz Bey, biz öncelikle kulübümüze gelen değerli misafirleri sohbet yaparken bir de araştırma yapıyoruz. Evet. Nasıl bir araştırma yapıyoruz? Ben ayrıca da halkla ilişkiler mezunu olduğum için orada, evet, itibata geçmiş olduğumuz engelli kardeşimiz ya da ailesiyle sağlıkla ilgili olan bir araştırma yapıyoruz. Engel durumu ne? Evet. Öncelikle bunu. Sonrasında eğitim ve almış olduğu mesleki eğitim var mı bunu? Bunun yanı sıra da kişinin kendi sağlık bünyesiyle ilgili, örneğin satranç, evet, atletizm, evet, judo, halter, yüzme, bizim B1 ve B2 dediğimiz futbol, evet, hiç görmeyenler futbol ve satranç. Bunların üzerinde bir araştırma yapıyoruz. Kişinin gelişimiyle ilgili neler yapabiliriz diye. Evet. Ona göre yönlendirme yapıyoruz biz. Evet. Şimdi başkanım, hep engeller diyoruz, görme engeller diyoruz, efendime söyleyeyim. Fakat bu kavram bile bize ağır geliyor. Çünkü biz baktık ki engelli dediğimiz bireyler, engelli dediğimiz efendim abilerimiz,
çok çok güzel faaliyetlere, başarılara imza attılar. Evet. Gerçekten bu konuda sizi ve bu alanda çalışma yapan bütün başkanları, efendime evet. söyleyeyim, hepsini tebrik ediyoruz. Sizin engelli kavramı size neyi ifade ediyor? Yani siz bunu nasıl tanımlarsınız? Şöyle söyleyeyim, aslında ben engel cümlesini çok kullanan bir insan değilim. Bir gün Sayın Valim, Ali Yerlikaya Valim Gaziantep'teyken, kendileri ilimize yeni geldiğinde tanışmak için gittiğimizde oturduk sohbet ettik. Dedi ki ne iş yapıyorsunuz siz? Dedim ki Sayın Valim ben bir sendikanın temsilcini yapıyorum. Evet. Kent Konseyi Spor Çalışma Grubu Başkan Yardımcılığı görevim var. Milli sporcuyum. Evet. Kulüp başkanlığı görevim var. Görme Engelliler Federasyonu İl Temsilciliği görevim var. Ben bir aile reisi ve dedim falanca kurumda görev yapan devlet memuruyum. Deyince Sayın Valim çok duygulandı. Kalktı masasında geldi beni tebrik etti. Dedi ki şu cümle hala kurallarına çınlıyor. Asıl engelli olan bizlermiş, siz değilmişsiniz. Ya. Dedim Sayın Valim ben af buyurarak size bir şey sorabilir miyim? Dedi ki ne sormak istiyorsun? Dedim ki Sayın Valim insanlar gözünü kapatıp 5 dakika hiç beklediniz mi dedim. Hiç beklemedim dedi. Ama bundan sonra gözümü kapatıp 5 dakika bekleyeceğim. Sizin içinde bulunmuş olduğunuz hayata daha iyi anlayabilmek için dedi. Ve o gündür bugündür Sayın Valim'e biz her zaman minnet duyuyoruz. Bizim çalışmalarımız evet. çok ciddi önümüzü açtı. Kendisini yürekten kutluyorum. Şu anda da İstanbul'da evet. valilik görevi yapmakta. Biz de teşekkür ediyoruz. Evet. Allah muvaffak etsin evet. inşallah. İnşallah. Şimdi Sayın Başkanım hayatınıza çok başarılar sığdırmışsınız. Evet. Sizin tanımınızı yaparken efendim hem sağlıktan hem spordan evet. hem federasyondan yani bazen hakikaten bu hayata çok güzel başarılar, çok güzel efendime söyleyeyim katkılarda bulunmuşsunuz. Peki bu başarıları neye borçlusunuz? Bunun sırrı nedir başkanım? Bir kere bizi yaratana ben çok inanıyorum. Elhamdülillah. Çok şükür o bizi yaratan Rabbim, yüce Rabbim, bizim rehberimiz var, ışığımız var. Elhamdülillah. Evet. Bir kere şükretmesini bileceksiniz. Ne olursa olsun. Ben kendi çocuklarıma bile söylüyorum. Evet. İki kızım, iki oğlum var. Öncelikle her şeye şükredeceksiniz. Yaşadığınız. Allah Teala bizi engelli olarak değil, bizi mükafatlı yaratmış diyorum. Niye? Evet. İnşallah Rabbim yaradan bizi, bunun mükafatını bize vermiş. Niye? Ben görmüyorum ama aklımı fazlasıyla kullanabiliyorum. Evet. Çünkü mücadele azmi bizde daha fazla oluyor. Neden? Bir aile reisiyseniz, eğer birileri temsil edebilecekseniz ya da etmeniz gerekiyorsa, mücadeleniz daha fazla olması gerekiyor. Neden? Çünkü biz birilerinde yardım alarak yaşamaya değil, kendi işimizi kendimiz yaparak yaşama tutunmak zorundayız. Çok güzel bir manaya evet. değindiniz. Kendimiz ayakta durarak kendi işlerimizi yapmak istiyoruz değil evet, mi? Yapmamız güzel. Gerekiyor, evet, yapmamız gerekiyor. Yapmamız gerekiyor. Evet. evet. Hakikaten öyle. Engelli olmadan önceki hayatınızdaki başarılara ve sonraki bakarsak sanki sonrakinde çok daha hummalı bir çalışma yapılmış bir faaliyet var. Şimdi Sayın Yavuz Bey öncelikle değerli izleyicilerimize ben şunu söylerim, söylemek istiyorum. Her şeyi görerek yapıyordum o zaman. Bir rahatlık vardı. Evet. Yani bir su bardağının yeri neredeyse onu görerek yapıyordum. Artık o kaygı yoktu. İlfet olmuştu. Her yani şey normal, evet. hayat devam yani ediyor. Evet, tamam. Ben evet. o su bardağını her zaman görebilecektim, yerini biliyordum. Örnek vereyim. Ya da işte Yavuz Bey'in yüzüne baktığım zaman kendisinin yüzü vardı, çok rahat anlayabilecektim. Evet. Ama bu bir yerde durduğu zaman bizi yaratan, her zaman için söylüyorum ben bunu çevremde, öğrencilerime de söylüyorum. Sizi eğer bir yerden kısıtladıysa mutlaka size bir kapı açacaktır. Evet. O kapıyı evet. çok şükür bana açtı. Ne yaptım bu sefer? Mücadele azmimle kendimi bırakmadım. Eğer ben evimde oturmuş olsaydım evet. ne yaşadığım şu dünyanın bir tadını alacaktım. Ne çocuklarıma faydalı ne de çevremdeki öğrencilerime faydalı olabilecektim. Ama çok şükür ayaklarım üzerindeyim. Dimdik evet. duruyorum, çalışıyorum. Çalıştıkça da hem ekonomik olarak ülkeme katkıda bulunuyorum. Evet. Hem sosyal anlamda katkıda bulunuyorum. Bu hem de sizin gibi olanlara bir rehberlik yapıyorsunuz. Kesinlikle. Bir manada. Yani. Değil mi? Az önce bahsettiğim mesela evet. Songül Hanım dedi ki bir çatı altında topladık. Evet. Bu ne kadar güzel bir şey. Evet. Şimdi herkes bir köşeye çekilse, efendime söyleyeyim biz engelli demeyelim, engelsiz herkes bir köşeye çekilse, kendi dünyasına çekilse, o zaman ne olur? Herkes kendi kabuğunda bir şekilde atıl bir vaziyette hayatını geçirir. Evet, ben de öyle. Hani bu kulübe girmeden önce ben evdeydim. Ev hanımıyım. Hiçbir iş yapmıyordum. Hiç kimseye bir faydam olmuyordu. Evet. Rabbim böyle bir kapı açtı bana. Şükürler evet. olsun. Birçok kişiye de faydam oldu. Evet. Hele onların ayrı ayrı dualarını almak bambaşka ya, bir duygu. Değil mi? Evet. Gönlü mahzun olan duasını almak aynen, ayrı bir şey. Aynen, çok aynen. güzel. Evet, hakikaten öyle. Evet, çok güzel. Evet, Songül Hanım'a dönelim. Evet. Songül Hanım gerçekten çok hususi bir iş yapıyorsunuz. Çok evet. ulvi bir iş yapıyorsunuz.
Hani hem dualarını alıyorsunuz, evet, hem kalplerine şey. Dokunuyorsunuz, hem o ruhlarını okşuyorsunuz. Şimdi malumunuz bu görme engelli sporcularımızın, efendime söyleyeyim, yemeleri, içmeleri, giyinmeleri. Yani birisi lazım ki bunlar tek tek dinlesin. Aynen, Rabbim bana nasip etti. Evet, bundan gerçekten. Biraz bahseder misiniz? Kaç yıldır mesela, bu iştesiniz, nasıl yapıyorsunuz? 6 yıldan beri ben bu işteyim. Böyle bir yer arıyordum. Özellikle oğlum mesela içine kapanıktı. Hani görme engelliyim diye birçok yerden dışlandı. Ha, çocuğumu böyle bir yer arıyordum. Hani çocuğum sosyallaşsın, arkadaş çevresi edilsin, kendine özgüven artsın. Evet. Özgüveni yoktu. Ben de bırakmıyordum çocuğumun elini. Oğlunuz doğuştan mı? Doğuştan, görme engelli 18 yaşında. Gaziantep Lisesi'ne gidiyor, sağ olsun hocamızın sayesinde, Allah razı olsun. Allah'ını tebrik ediyoruz. Evet, spor faaliyetlerine katılıyor, şükürler olsun. Evet. Yüzme, hem branşları yüzme, satranç, atletizm, cirit çok atıyor. Güzel, çok yani güzel. Evet. Kendine özgüveni çok arttı. Evet. Toplum hani, içine çıktı artık. Aynen öyle. Aynen. Arkadaş çevresi edindi. Kendini ispat etmeye açıldı. Başladı artık, evet, değil mi? Yani çok güzel. Evet. Yani bilmiyorum. Oğlum da çok kendine çok özgüven oldu ve okulunda çok başarılı. Çok güzel. Çok güzel. Evet. Evet. Hem de sizin federasyonunuza, kendi federasyonunuza. Aynen. Yani. Siz orada gönüllü annesiniz. Evet. Siz her bireyle birebir ilgileniyor musunuz? Hemen hemen aynen. Kızlarımız var görme engelli. Evet. Onlar çok istedi benim hani özellikle yönetime girmemi, sağ olsunlar. Hani evet. Abla bize yardımcı olursun falan. Güzel bir duyguydu. Yardımcı oluyorum. Hani onların giyimlerine, spor evet. faaliyetlerimiz olduğunda onların kıyafetlerini hazırlıyorum. Hangi dalda, hangi nerede oynayacaklarına. İşte yemeklerini masaya getiriyorum. Hani önce kollarına girip hani ne yiyeceksiniz? Evet. Menüde ne varsa söylüyorum. Onlar onu tek tek oturtuyorum. Evet. Bir anne gibi. Evet, evet, tek aynen. tek değil mi? Anne evladına birebir sorar. Gerçekten ne yersin onlar bugün? Diyor. Biz ya. Ailemizde bunu görmedik. Evet. Çok güzel. Yani, çok güzel. Gerçekten çok hayırlı bir işlesiniz ya. Çok hayırlı çok bir işlesiniz. Çok güzel bir duyur aslında. Yani, bunu yaparken hayırlı işte olanlara başkanım Allah ayrı bir şevk verir. Evet. Hani geçen böyle bir hayırlı işte çalışan birisi vardı böyle bahsediyor. İnsanların yardımına koşuyor. Ya diyor öyle bir içimde istek var ki diyor. Öyle bir aşk var ki diyor. Nereden geliyor ben de bilmiyorum diyor. Her gün uyanıyorum sanki Allah o aşk içime veriyor. Ben bugün efendim bu muhtaçlara ulaşmam lazım. Bunu vermem lazım. Evet. Bu diyor tarif edilmez diyor. Ben bunu tarif edemem diyor. Allah diyor ayrı bir şey veriyor. Evet. Sanki onların diyor ama diyor hayatımdaki başarıların hepsi diyor. Bu mahzun, bu kırık kalplerin duası diyor. Aynen. Evet, evet. Başkanım güzel bir federasyonunuz var. Gerçekten program öncesi sizinle görüştük. Çok güzel sporcular yetiştirmişsiniz. Evet. Ve dünya yarışmalarına göndermişsiniz. Bu spor federasyonu çalışmalar hakkında ve sporcularınız hakkında ve başarınız hakkında bize bahseder misiniz? Şimdi şöyle söyleyeyim Sayın Yavuz Bey. Aslında anlatılacak çok şey var. Evet. Yalnız bazen zaman bizim bu coşkulu çalışmamızı ister istemez kısıtlamak zorunda kalıyoruz. Çünkü bir öğrenci yetiştirmek engelsiz bir sporcunun 10 tanesine bedeldir. Çok ağır bir zahmetli ve maliyetli. Ve uzun süreçli. Uzun süreçli gerektiren uzun bir şey. Biz Rio Olimpiyatlarına toplamda 8 sporcu gidecekti görme engelli. Bunun 2 tanesi Gaziantep'te bizim kulübümüzün sporcusu. Türkiye genelinde evet, 8 Türkiye sporcu genelinde. Ve bunun ikisi Antep'ten. İkisi Antep'ten. Çok, çok büyük bir başarı. Evet. Şu an kulübümüzün bünyesinde 10 tane milli sporcu var. Yani dünya oyunlarına, dünya şampiyonasına katılmış, olimpiyatlara katılmış sporcularımız var. Zaten spor anlamında en yüksek yer olimpiyatlardır. Onun evet. da ötesi yok. Biz çok şükür ilimizde, kendi çabamızda, gayretlerimizde evet, bu desteği aldık ve bu seviyeye getirdik. Bunun yanı sıra da ülke içerisindeki görme engelli sporunu hem tanıtmak, hem yaşamak, hem de yaşatmak adına çok ciddi çalışmalarımız var. Kupalarımız var. Mesela bizim 3 tane. Evet. Bir tane Türkiye birinciliği kupamız var takım halinde. 2 tane bayanlarda kupamız var. Üçüncülük yaklaşık 158'e yakında madalyamız var. Bunun altın, gümüş, bronz olarak bunları ayırtıyoruz. Çok güzel. Evet. Peki kaç tane üyeniz var, sporcunuz? Efendime söyleyeyim. Sayın Yavuz Bey şu an için malum gündem pandemi olduğu için evet. spor faaliyetlerimize Sayın Bakanımızın, hükümetimizin aldığı ayrı gibi. Bir almış olduğu karar var. Evet. Tabii ki bize temas çok fazla olduğu için kendimizi koruyamadığımız için şu an faaliyetlerimiz kısa bir şekilde askıda. Bu anlamda yaklaşık 67 sporcumuz aktif lisanslı. Bunun öncesinde de biz daha önce Gaziantep Valiliğimizin, Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzün ve Gaziantep Üniversitesi Beden Eğitimi Yüksek Okulu'nun vermiş olduğu destekle biz bir proje yaptık. Evet. Bizi SODES'te fark edeceksiniz projesi. Burada bütün engelli grubuna yani yaklaşık 180 kişiye taşımalı eğitim verdik. 180 kişi. Evet, bütün engelli grubuna.
O zihinsel engelli öğrencileri de biz eğitim verdiğimizde o çocukların bize madalyaları boyunlarına taktığında sarılmalarını göreceksiniz. O mutluluğu yaşamak. O tarif edilmek yani. Tarif edilmek mutluluk. Mutluluk. Evet. İşte az önce dediğim hani engelliyken nasıl bu kadar işleri yapıyorsunuz dediğimizde bu çocukların heyecanını gördüğünüzde sabah gözünüzü açtığınızda o heyecan, o şevk size inanın ki bunları yaptırıyor. Dünyaya bedel diyorsunuz. Evet. Evet. Kesinlikle. Spor çalışmalarını nerede yapıyorsunuz? Hangi teçhizat malzemelerini yapıyorsunuz? Sayın Yavuz Bey, bizim kendimize ait satranç tahtamız var. Satranç sporumuz var. Evet. Bu kabartma şeklinde. Hani el dokunduğunda, temas ettiğinde satrançlar dağılmasın diye biz onların yerleri var, yerlerine koyuyoruz. O şekilde rotasyonlu bir satrancımız var. Evet. Yüzmeye gelince de yüzmeyi Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzün bünyesinde ve kendi kulübümüze gönüllü hizmet eden yüzme hocalarımızın nezaretinde Gençlik Spor'un salonlarında kullanıyoruz. Evet. Atletizme gelince atletizme büyük şeyde BESIO, Galatasaray Üniversitesi'nin BESIO bölümündeki değerli hocalarımız var, doçentlerimiz var. Evet. Onların nezaretinde, himayesinde üniversitede çalışıyoruz. Halter sporumuz var, kendimiz has. Yine Gençlik Spor'umuzun bize tahsis etmiş olduğu yerler var. Buralarda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Evet. Kendimize ait bir yerimizin olmasını çok istiyoruz. Fakat evet. Günümüz şartlarında biz taşıma suyuyla değirmen dönmüyor misali. Ekonomik destek alamadığımız için salonlarımız şu an için kapalı. Evet. Ve çocuklarımıza da eğitim veremeyecek bir duruma gelmiş gibiyiz. O şekilde. İnşallah ilerleyen zamanlarda İnşallah. Kendi spor salonunuz, evet. kendi İnşallah. Yeriniz olur. İnşallah. Evet. Songül Hanım, şimdi malumunuz her anne baba evladıyla ilgilenir, Tabii. evladın derdiyle dertlenir. Evet. Efendime söyleyeyim, onun mutluluğuyla mutlu olur. Şimdi siz orada bir manada onların annesi gibisiniz. Aynen. Peki bunlarla birebir ilgilenirken, Hı-hı. efendime söyleyeyim bunları dertlerini dinlerken nasıl oluyor? Bu duyguyu bize anlatır mısınız? Bir nevi empati kuruyorum. Evet. Kendimi onların yerine koyuyorum. Gerçekten hani bir engelli annesi olarak ayrıyeten... Hani ben oğlum var ama kızlarla konuşunca kendim onların yerine koyunca çok kötü oluyorum. Değil mi? Evet. Yani içten içe onların dünyasına insan, giriyorsunuz bir manada. Aynen, çok üzülüyorum hani evet. çektiklerine bakıyorum hani nasıl diyeyim hani kimse tek başına hiçbir yere gidemedikleri oluyor. Düşünün yani çok acı bir durum. Yardım almadım bir yere. Evet yani. Evet. Evet başkanım, şimdi hükümetimiz engelli vatandaşlara son zamanlarda bayağı imkanlar tanıdı değil mi? Bayağı evet, efendim evet. Güzel böyle faaliyetlerde bulundu. Bu konuda bize bahseder misiniz kısaca? Ben öncelikle ekonomik ve eğitim bölümünde başlayayım. İsterseniz evet. ekonomikte başlayayım. Şimdi evet. devletimiz bütün engelli vatandaşlarına gerek 2022'de değil maaşı olarak ekonomik destek, gerekse aile ve sosyal politikalarımızın, aile bakanlığımızın evde bakım hizmetleri evet. ve sosyal ekonomik destek olarak çok ciddi maliyetler sunmaktadır. Bunun yanı sıra da ikamet anlamında TOKİ'nin yapmış olduğu konutlarda engellilere özel kontenjan veriyorlar. Çok güzel. Bunun hem ekonomik olarak taksitleri düşük oluyor hem de engellilerimizin sıcak bir yuvaya kavuşması için böyle hükümetimizin bir çalışması oldu. Evet. Yanı sıra eğitimle ilgili gelince üniversiteyi okuyan gençlerimiz gerek açık öğretim gerek özgün okuyan gençlerimizin şu an için hükümetimizin çıkarmış olduğu eğitim yasasıyla ilgili ücret ödemiyorlar, kayıt ücreti. Evet, harç ücreti Tabii vermiyorlar. Ciddi evet. bir rakam bunlara vurduğunuz zaman evet. üst üste. Ailelere çok ciddi destek oluyor. Evet. Ve materyallerini, kullanacakları malzemelerini, pansiyonlarını, evet. efendim bursluluk anlamında zaten başbakanlığımızın direkt burslulukları var. Bursluluklarda yararlanabiliyorlar. Birkaç böyle vakıflarımız var. Vakıflarla ilgili destek alabiliyoruz onlardan. Dolayısıyla hemen hemen ailelerimize yük olmadan bu çocuklarımızın eğitimini sağlıyoruz. Çok şükür bu sene mezun olan, bakın çok kısa bir dakikanız alayım bu konuyla ilgili soruyu biraz uzatayım. Evet. Bir kızımız vardı, bu kızımız Adıyaman'da ikamet ediyordu. Anne evde tek başına çalışan, köy işlerini yapan, baba da engelli, kız da engelli. Evet. Ben bu aileyle tanıştığımızda kızımız beni aradı, dedi ki hocam ben okumak istiyorum, ailem beni okutacak güçte değil. Çok duygulandım. Hı. Kendi kızımı bir an onun yerine koydum. Bir baba olarak çok acı bir şeydi. Nazlı. Çocuk okumak istiyor. Baba engelli, çalışamıyor. Anne evde tek başına hizmet edip köy işleri çok ağırdır. Bu kızımızla okuduğu okulun idaresiyle, müdürüyle irtibata geçerek değerli müdürüm bu konuyla ilgili gerekirse ben şahsım olarak katkıda bulunup bu kızımızı okutmak istiyorum deyince
Müdürüm duygulandı, telefonun diğer ucunda ağlamaya başladı. Ben bu çocuğu kendim de katkıda bunu okutmak istiyorum dedik. İlgili yerlere başvurduğumuzda, müracaat ettiğimizde hem bursluluk anlamında okumaya başlattık. Kızımız çok şükür bu sene evet. Adana Beden Eğitimi Yüksekokulu'nu bitirdi. Mezun oldu. Evet. Sınava girdi. 2 hafta önce inşallah bu sene göreve başlayacak. Başkanımıza evet. diyor. O başkan değildi. Benim abim, benim babam diyor. Çok Ömür dua diyor. Gerçekten. Yani. Hakikaten yani başkan da yanında yüzüme karşı demiyorum. Ben her zaman her yerde söylerim. Bizim bütün sporculara bir başkan değil, bir baba gibi. Her zaman ilk önceliği, her zaman söyler, her yerde. Evet. Öncelik eğitim, sonra spor der. Nerede şey var, sınav var, bütün sporcular, bir de WhatsApp grubu açtı, gör bir neferleri diye. Orada hani diyoruz, sporculara sesli yanıt veriyor. Şurada şu sınav var, kayıtlarınızı yaptırın. Çok güzel. Hepsini tek tek yönlendiriyor. Evet, çok güzel. Çok bütün güzel. Sorulara da cevap veriyor, Allah razı olsun sizden de başkanımızdan da. Evet. Gerçekten çok duyarlı bir insan. Çok teşekkür ederim kendisine burada. İnşallah başarılarına devam ediyor. Şimdi inşallah. Başkanım, her federasyonun, her derneğin belli bir kuruluş amacı vardır. Evet. Misyonu vardır, vizyonu vardır. Siz de efendim söyleyeyim, görme engelliler spor ve televizyon olarak hedefleriniz nedir? Gayeleriniz nedir? Efendime söyleyeyim, ulaşmak istediğiniz hedef nedir şu an? Ben şöyle söyleyeyim. Öncelikle bizim hedefimiz eğitim. Evet. Eğitim her engel aşar. Bir sloganımız vardı. Biz bu sloganla yola çıktığımızda çocuklarımızın milli eğitimle ilgili eğitimini çok şükür şu an yerine getirdiğimize inanıyoruz. Niye? Bundan 10-15 sene önce Gaziantep Üniversitesi olsun, diğer üniversitelerde olsun, içerinin parmak sayısını geçmeyen okuyanlarımız vardı. Evet. Şu an çok şükür kat kat arttı. Eğitim şart. Yanı sıra spor. Önce eğitim, sonra spor. Spor eğitimlerinde başladık. Az önce de ifade ettiğim gibi Rio Olimpiyatlarına ilimizde sporcu gönderdik. Dünya Olimpiyatlarına göndermişsiniz. Dünya oyunları da geçti. Daha üstü Rio Olimpiyatlar, en üstü. Evet. Dedik ki bir eksik yönümüz var. Nedir biz? Bu çocuklarımızı kültürel eğitim verelim. Bizim bir kültürümüz var, geçmişimiz var. Evet. Yani bir İslam kültürümüz var, bir Osmanlı kültürümüz var. Bu çocuklarımızı bunları aşılayalım dedik. Tarihi, kültürel, sanatsal yerlerimizi zaman zaman gezmeye götürdük. Ailelerle beraber bunları görünce çocuklarımızın hayata bakış açısı değişti. Hani üstad diyor ya, yola çıktıklarını yolda bulduklarına değişme. Ya. Hem yolda bulduklarına hem yolda çıktıklarından olursun diye. Evet. Biz çocuklarımızı yolda ya da beraber çıktıklarımızı hep bir adım ileri taşımaya çalıştık. Bunların bize vermiş olduğu manevi haz ve ailelerin de desteğiyle çok şükür şu an için gelmiş olduğumuz yer meyvesini alıyoruz. Evet. Bu çocuklarımızın hem eğitim anlamında meyvesini alıyoruz hem İslam anlamında. Yani bugün manevi olarak da onları destekliyorsunuz. Tabii o çok önemli bir şey. Cumhuriyet tarihinden 2002 yılına kadar yaklaşık 6000'e yakın bir engelli çalışan vardı kadrosunda. Şu an değerli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ımızın Başbakanlığı döneminde ve Cumhurbaşkanlığı döneminde şu an sayımız 60 bini buldu. Maşallah. Evet. Çok güzel. Songül Hanım, şimdi bu sizin federasyona gelen üyelerinizin, efendime söyleyeyim, bunların aileleri de ister istemez sizin kadar titriyor. Siz bu ailelerle nasıl irtibat kuruyorsunuz? Şimdi merak ediyoruz. Şimdi bir anne çocuğunu okula gönderirken okula ne yaptı, ne etti? Efendime söyleyeyim, okula geldikten sonra soruyor. Okulda neler yaşadın? Veya efendime söyleyeyim, öğretmeniyle irtibat içinde oluyor, idareyle irtibat içinde oluyor, çocuğum ne durumdadır? Şimdi size gelenler daha da hassas olması lazım bu konuda. Siz şimdi bu ailelerle nasıl irtibat kuruyorsunuz? Her aileyle birebir irtibatınız var mı? Aynen, hepsini tek tek arıyorum, konuşuyorum. Yani birebir gelin, siz de görün neler yapıyoruz, ne gibi faaliyetlerimiz var. Gelip görüyorlar, izliyorlar çocuklarını. Hatta seviniyorlar. Benim çocuğum bunu böyle yapabiliyor mu? Şaşırıyorlar değil mi ya? Yani o ayrı bir güzellik yani. Ya çocuklar ortama girince canlanıyor. Kendi arkadaşlarını, kader yoldaşlarını görünce gerçekten hani kendi evdeki sorunlarını unutup gidiyorlar. Bizi bile unutuyorlar. Kendi dertlerine, kendi dertleşiyorlar, konuşuyorlar. Öyle bir güzel anlaşıyorlar ki anlatamam. Ne kadar güzel. Veliler bu sefer diyor ya, benim çocuğum bu kadar açık mıydı? Bu kadar açık sözlü müydü? Bu kadar bunu yapabiliyor muydu? Ben dedim hani gönderin. Evet. Birebir hepsini tek tek aradığım da oluyor. Hani veliler geliyor, görüyor, faaliyetlerimizi görüyorlar. Ya. Mutlu oluyorlar hani. Çok güzel. Ve ben yani buradan da söylüyorum. Yani belki istidat ve kabiliyetleri gizli kalan çok kabiliyetler orada ortaya çıkıyor değil mi? Evet, aynen. Yani diyor çocuğumun kabiliyeti var mıymış? Evet.
Hani gastronomiye gidiyor bizim sporcularımız olsun. Görme engellilere yönelik mutfakta çalışıyor. Benim oğlum mesela kendi başına yumurtasını pişirebiliyor. Ya ne kadar. Evet, engelsiz yaşam merkezine gittiğinde öğrendi. Bir nevi yani yeteneğini şey yaptı. O da onu mutlu ediyor. Tabii ki. Yapmak, yani özgüveni. Başarmak. Aynen, çok güzel bir duygu. Evet, ve buradan da sizin sayenizde bütün velilerimizi davet ediyorum. Gelsinler, görsünler yani. Evet. Evde çocuklarını kapalı koymasınlar. Hani benim çocuğum engellidir, hiçbir şey bilmiyor. Kimisi çocuğunu engelli kabul etmiyor. Tamam, hepimiz engelli bir adayız. Aynen öyle. Yani eve gideceğimizi, sağlam gideceğimizi bilemeyiz. Bir saat sonrasını bilemeyiz. Tabii ki, tabii ki. Hani çocukların engellini kendileri de kabul ederek getirsinler, görsünler. Evet. O çocuklar içeride kapalı kalmasın. Ya, benim tek gayem bu. Evet, hocamız da sağ olsun ya, Mehmet Atılkan da. Hani engelliler içeride kapalı kalmasın. Evet. Dışarıda da bir hayat olduğunu bilsinler. Sosyallaşsınlar diyorum yani. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir çağrı, çok güzel bir dilek ve temenni. Rica ederim. Şimdi Mehmet Başkanım, malum salgın bir hastalık sürecindeyiz. Evet. Rabbim öncelikle bu musibeti üzerimizden kaldırsın diyoruz inşallah. İnşallah. Dileğimiz, duamız, inşallah. Temennimiz budur. Bütün dünyayı etkiledi hakikaten. Evet. Peki sizi federasyon olarak efendime söyleyeyim, nasıl etkiledi? Bu süreçte nasıl bir çalışma yöntemi programı uyguladınız? Sayın Yavuz Bey, tabii bütün dünyanın üzerinde olan şu an bu koronayla ilgili. Öncelikle biz tabii maske, mesafe ve temize dikkat etmemiz gerekiyor. Evet. Bu birinci kuralımız. Devletimizin, hükümetimizin bizi temas anlamında çok fazla olduğum için gerek valiliklerimiz hepsi almış olduğu kararlarla, gerek bakanlıklarımızın almış olduğu kararlarla temasın çok fazla olduğu durumlarda Spor Bakanlığımız bizlere, engellilere ayrı bir imtiyaz tanımıştır. Sağ olsunlar. Çok kıymetli çalışmalar olmuştur bunların. Bizim bu süreci daha rahat atlatabilmemiz için bir müddet faaliyetlerimizi ara verdik. Vermek zorundayız. Çünkü niye? Bugün ticari çalışan işletmeleri de ara verildi. Otobüsler, toplu taşıma araçlarına sınırlama geldi. Ama ben burada bir çağrı yapmak istiyorum. Bütün ailelere, sesimizi duyan herkese lütfen yerel yönetimlerimizin, bakanlıklarımızın, hükümetimizin aldığı karara sonuna kadar uyalım. Evet. Çünkü bir insanın rahatsız etmek, onu hasta duruma getirmek hem ailemiz içerisinde hem de başkasının vebalini almak durumuna çok büyük bir mesuliyettir. Evet, mesuliyettir. Evet. Lütfen ben burada tekrar sesleniyorum. Maske, mesafe, temize dikkat edelim. Evet, evet, çok güzel. Evet başkanım. Şimdi malumunuz başkanım, sizin gibi çok dernekler, STK'lar var. Biz en son DENKAT Engelliler Derneği'ni çağırmıştık. Evet. Engelsizler Derneği'ni. Efendime söyleyeyim. Onlarla da çok güzel program yaptık. Sizin gibi çok güzel söyleşiler oldu. Siz bu STK ve diğer derneklerle ortak bir çalışmanız veya programınız oluyor mu? Şöyle, ben tabii il temsilcisi olduğum için bütün ildeki sivil, yani görme engelli sivil toplum kuruluşlarını temsil ettiğim gibi. Evet. Diğer engel gruplarıyla da itibat içerisindeyiz. Amacımız burada bütün engel grubuna, bütün engelli kardeşlerimize, ailelerimize nasıl erişebilir, onlara nasıl faydalı olabiliriz? Evet. Derdimiz, çabamız bu olduğu için bizim şu an için mevcut bulunan merkezimizde bedensel engelli, işitme engelli, zihinsel engelli bütün ailelerimiz gelebiliyor. Onların gerek eğitimiyle ilgili yönlendirme, gerek işte engelli KPSS sınavlarımız, ya da kura başvurularımız var. İşkur aracılığıyla işletmelerimiz engelli çalışanlara ihtiyaçları oluyor. Onları temin açısından yönlendirme oluyor. Şu an için mesleki eğitimlerimiz durdurulmuş şekilde, zaten temas olmasın diye. Böyle bir çalışmalarımız var. O eksik olan bazı tecrübe anlamında idari işlerini yapabilmekte zorluk çeken derneklerimizi de yönlendirmeye çalışıyoruz. Onlarla beraber çalışmak da bizi tabii haz veriyor. Onların da mücadelesi daha başka oluyor. Bir manada kolektif çalışıyorsunuz. Evet, kolektif yani. Çalışıyoruz. derneklerimizi beraber de yola devam etmekteyiz. Evet. Songül Hanım, şimdi malumunuz sporcuların, efendime söyleyeyim, teçhizatları vardır, malzemeleri vardır. Belki her sporun ayrı teçhizatı vardır. Bunları siz mi ayarlıyorsunuz? Yoksa ayarlayan ayrı, efendime söyleyeyim, ben ayarlıyorum. Ayrı ayrı bizim çantalarımız var. Evet. Kızlarınkini ayrı, erkeklerinkini ayrı. Hepsini tamamen
ne kullanılacaksa, golf oynanacak mesela. Evet. Ona göre o elbiseler, alt üstü takımlar, işte göz maskesi olsun, dirseklik olsun, onların hepsini paketliyorum. Çok güzel. Spor ayakkabılarına koyuyorum. Sen şunu alıyorsun, sen şunu alıyorsun. Hepsini sırtına takıyorum. Güzel, evet. Ne kadar güzel. Aynı şeyimiz de onun da, hani müsabakalar olduğunda da spor salonuna götürün de. Evet. Onları salona götürüyorum. Siz şurada giyineceksiniz, siz şurada. Çok güzel. Evet. Ne kadar güzel, çok güzel, evet. Başkanım, sponsorluk manasında size sponsorluk yapan var mı? Ve maddi destek konusunu görüşelim. Hakikaten bu kadar başarılı, bu kadar azimli, bu kadar sporcu yetiştiren, bu anlamda çalışan çok sayılı dernek ve federasyon vardır. Bu anlamda sponsorluk manasını biraz açalım inşallah. Tabii sivil toplum kuruluşları, gerek vakıflar ilimizde faaliyet göstermekte olup, bunların bir kısmı sağlık anlamında destek veriyor, bir kısmı ekonomik destek, bir kısmı gıda. Biz de çocuklarımızın spor anlamında destek vermekteyiz. Eğitim ve spor, evet, temel amacımız bu. Ben burada şunu seslenmek istiyorum. Bütün Gaziantep'teki ve bizi dinleyen bütün iş adamlarımıza, her bir öğrencimize bir fabrika işletme sahibimiz sahip çıksa, onların okumasına vesile olsa, bizim bütün sorumluluğumuz, yükümüz kalkar üzerimizde. Evet. Neden? Bir tane öğrenci, bir insan yetiştirmek, bana göre 1000 kişi yetiştirmek anlamına gelir. Evet. Bugün Songül Hanım'ın oğlu, az önce anlatmış oldu Emre, biz, evet, o çocuğu tanıdığımızda içe kapanı bu çocuktu. Çok. Bugün diyor ki, hocam ben lise 4. sınıfa gidiyorum. Evet. Ne kadar güzel. Ben öğretmen olacağım, ben nesil yetiştireceğim. İnşallah, benden sonrakilerine, aynen, en az benim kadar başarılı olması çalışacağım, çok, diyor. Tekrar bir konuya gelecek olursak, tabii sponsorluk konusu çok önemli. Evet. Şöyle önemli, bazı illerde görüyoruz biz, işletmeciler, hayırseverler, iş adamlar öğrencilerimize sponsor olmuşlar. O öğrencilerimiz kendi eğitimini daha iyi alabilmekte, kullanmış olduğu materyalleri temin edebilmekte. Bunun için de ihtiyaç olan malzemelerin yerine gelmesi için sponsorlarla işbirliğine girmek gerekiyor. Ben tekrar çağrı yapıyorum. İş adamlarımız, hayırseven ilimizde insanlar çok, Gaziantep şehrimizde. Bizlerle irtibata geçmesini, bizim yetiştirmiş olduğumuz bu çocuklarımızın ne durumda olduğunu gelip görmelerini, evet, ya da kendileri gelemiyorsa iş yoğunluğundan dolayı en azından bu sesimize çağrı vererek sizin radyonuz aracılığıyla, evet, gerek bir kampanya mı olur, gerekse evet, işte ne şekilde bir yardım yapmak istiyorsa biz her türlü yardımı açığız. Yardımın küçüğü büyüğü olmaz. Yavuz İnşallah diyor. Biz buradan çağrı yapalım. Evet. Gerek İnşallah. İş adamlarına, gerek hayırseverlere. Evet. Bir önce gelin, değil mi? Federasyonumuzu, evet, görün. Evet. Bizim öğrencilerimizi bir görün. Evet. Bir tanışın. Evet. Bir hasbihal edin. Evet. Yani bu dünyadan bazen insan dünya telaşesinden sadece kendi dünyasını görür ya Songül Hanım. Aynen. Yani başkanım der ki bu dünya buymuş. Evet. Hayır. Hakikaten biz her programda farklı dünyaları ele alıyoruz. Yani nasıl dünyalar varmış ve ne azimler varmış, ne gayretler, aynen, varmış. Öyle. Hakikaten bir gelin, bir çayımızı için, bir, evet, tanışın. Evet. Neler yapıyorsunuz diye bir sorun. Evet. Ondan sonra bize sponsor mu olursunuz, efendime söyleyeyim, yani, destek mi verirsiniz, artık o size kalmış. Evet. Değil mi? Bazı şeyler dışarıdan anlaşılmıyor. İçine girmek lazım. Girmek, şimdi biz sizi dinleyince bir heyecana geliyoruz. Hakikaten bir gelip görelim, öğrencilerle tanışalım diyoruz. Evet. Biz istiyoruz ki bunu hem hayırseverler, efendime, hem iş adamları, hem efendime söyleyeyim ileri gelen yerel yönetimdeki yöneticilerimiz, herkesi davet ediyoruz. Evet. Davet, evet, radyo olarak, evet, biz de, evet, federasyonunuza davet ediyoruz. Davet ediyoruz. Hocam, özür dilerim. Lafınıza sunaraktan. Hani bazı insanlar engellileri bir dilenci olarak görüyor. Ya. Alakası ya, yok. Değil mi? Yok. Kesinlikle yok. Belki onlar daha onurlu. Tabii ki. Değil mi ya? Gerçekten, evet, yani acıma gözüyle bakmasınlar. Ya. Ya, evet. İçtenlikle gelip baksınlar, görsünler. Evet. Gelip görsünler. Aynen. Beraber karşılıklı bir oturmak lazım. Bu kanayan yaramız iyileşsin artık. Değil, yani, mi? Ya, evet. Evet. O manada kimse bakmasın artık. Kesinlikle bakmasınlar. Evet. Çünkü yarın bizim evladımız da, çünkü engellilerimiz bu konuda çok duyarlı hocam. Değil mi? Çok duyarlı, ben biliyorum yani. Evet, evet. Siz acımalarını istemiyorlar. Ya. Benim abim de engelli, bedensel engelli. Yani birçok kez yolda düştü, gözümüz, evet, önünde düştü. Millet, ay yazık, ay nasıl oldu? Abim diyor, yardım etmesine ben kalkarım. Bana acıyan gözle bakmasınlar diyor. Başkanımızın değindiği nokta. Aynen. Biz, aynen, kendimiz kalkmak istiyoruz. Evet. Çok güzel. Kendi emeğimle kalkıyorum. Kendi emeğimle kalkıyorum. Çok güzel. Evet, evet.
Başkanım vaktimiz çok az kaldı fakat çok önemli iki konumuz var. Birincisi az önce bahsettiniz hani SODES projesi kapsamında orayı kısa geçtik. Orayı biraz açar mısınız? Siz SODES'le nasıl projeler yaptınız? Ne gibi çalışmalar yaptınız? Hemen oraya konuya girecek olursak özetle söyleyeyim. Bizim bir engelli merkezimiz vardı. Ekonomik desteği devlet tarafından sağlanınca efendim personelimiz vardı, bir servisimiz vardı. Gaziantep Üniversitesi'nde çok değerli hocalarımız vardı. Evet. Onların nezaretinde hem oluşturmuş olduğumuz merkezimizde satranç eğitimi veriyorduk. Hem judo, atletizmi de üniversitenin sahasında karşılayabiliyorduk. Orada çok ciddi ekonomik destekler aldık. Evet. Az önce de bahsettiğim gibi bütün engel grubuna hizmet ettik orada. Yalnızca görme engellilere değil. Evet. Onlara hizmet edince onların başarısı tabii ekonomik destek olunca başarı da çok fazla oluyor. Evet. Ve o yıl içerisinde biz 3 yıl üst üste SODES projesi yaptık. Türkiye'nin içerisinde sayılı ilk 3 kulübüne girmiş olduk. Çok yani işte ekonomik destek olunca başarı da devamında geliyor. Evet başkanım. Evet. Şimdi başkanım siz kabartma yazısı kullanıyorsunuz. Evet. Ben size mesaj attığım zaman mesaj hemen cevap yazınca ben de şaşırdım biraz. Başkanım dedi benden daha da çıktı. Maşallah tebrik ediyoruz. Daha sonra geçen böyle birkaç kişiyle konuşunca onların kitapları ayrıdır, yazıları ayrıdır ve çok rahat okuyorlar, yazıyorlar diye bahsedildi. Evet. Bu konuda biraz bahseder misiniz? Şöyle söyleyeyim Sayın Yavuz Bey, bizim kabartma yazı dediğimiz birey alfabe var. Evet. Öğrencilerimizin eğitim aldığı ve eğitimiyle beraber devamında da hayatı boyunca kullandığı. Ben bir şey söyleyeyim, bakın. Asansöre binen herkes, asansörlerin üzerinde tuşların üzerinde bir kabartma vardır. Evet. Noktacıklar vardır. İşte o noktacıklar bizim alfabemiz. Bazı insanların dikkatini çekmiyor biliyor musunuz? Ya. Bu kabartmaları buna niye koymuşlar acaba dediler? Niye dediler bunları koymuşlar? Halbuki o kabartmalar bizim yazılarımızdır. Ya, siz normal yazıda o kabartmayı koyuyorsunuz. Evet. Mesela şu an için bilgisayar kullanan görme engellilerimiz de var. Hiç görmüyor ama bilgisayar kullanıyor. Hiç görmeyen bir insan nasıl bilgisayarı kullanabilir? Evet kullanıyor. Niye? Hı. Biz bir program var, konuşma programı. Onu bilgisayarımıza yüklüyoruz. Almış olduğumuz bilgisayar eğitimiyle beraber hiç kimseden yardım almadan bilgisayarlarımızda bütün derslerimize çalışabiliyoruz. Çok güzel çalışıyoruz. Evet. Telefonlarımızda da aynı programlar var. Bizi yönlendirme açısından. Evet ben Yavuz Bey bana bir mesaj attığımda ben Yavuz Bey'e düğmeye basıp sen Yavuz Bey şu saatte şurada olacaksın diyorum. Mesaj olarak gidiyor programı. Çok güzel. Evet. Hayatımızı kolaylaştırırsa. İşin sırrını anladık. Evet, kolaylaştırmanın yöntemleri de bunlar evet. Evet. Songül'üm şimdi bütün çalışmalar beraber koordineli iç içe olduğu için hani bu konuda temizlik çok önemli efendim. Bu konuda hassas olmak lazım. Böyle bir süreçte. Siz bu konuda nasıl yapıyorsunuz? Sporcular efendim malzemelerin teçhizatlarını aldılar, spora gittiler ve döndüler. İster istemez terleme oluyor, malzemeler kirleniyor, teçhizat. Siz bunları nasıl yapıyorsunuz? Özellikle yanlarında havlu getirtiyorum ben. Evet, çok havluyla güzel. Dikkat yani ayrıca bizim yani yerimize sıvı sabun falan hani lavaboda ellerini falan yıkatıyorum, yüzlerini falan yıkıyorlar okay. Yani. Yedek terledikleri zaman kıyafetinizi yedek getirin diyorum. Her şeyi istiyorsanız aynen, çok güzel. Aynen. Evet, ne kadar güzel. Evet. Hani terli çıkıp da rahatsız olmasınlar tekrar diye. Evet, bir anne gibi kucağınızı aynen, açıyorsunuz. Aynen öyle. Çok güzel. Evet başkanım son konuya değinelim. Yani sıkıntılar sayarsak sıkıntılar çok fakat bir sıkıntılar görmemeye çalışıyoruz. Evet, evet. Fakat umumi toplumu efendim ilgilendiren sıkıntılar var. Özellikle bu ulaşım sıkıntısı. Bu konuyu biraz bahseder misiniz? Şöyle aslında ilimizde şu an bir sıkıntı yok ulaşım anlamında. Çok güzel. Şöyle bir sıkıntı yok. İlimiz, şehrimiz eski bir yerleşim yeri olduğu için. Evet. Hani bazen insanların en çok kullandığı cümle şu. Efendim kaldırımlar uygun değil. Bir şeyi yapılı bir şeyi yıkıp yeniden yapmak daha maliyetli oluyor Yavuz Bey. Ama yeni yerleşim yerlerini yapmak daha kolay oluyor, maliyetsiz oluyor. Sayın Belediye Başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız da zaten kendileri daha önce Aile Bakanı iken ve daha milletvekili olduğu zamanlardan beri hep kendisine ulaşabildik. Evet. Şu an belediyemizin gerek Şahin Bey olsun gerek Şehit Kamil gerek Büyükşehir Belediyelerimizin engellilerle ilgili birimleri var. Ulaşabildiğimiz çok rahat. Engellilerin bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Evet. Gerek teknoloji, gerek eğitim, gerek ulaşım anlamında her türlü destekleri vermektedirler. Evet. Ulaşımla ilgili bir tek sıkıntımız var diyeceğim, söyleyeceğim ama yani problemsiz hiçbir yaşantı, hayat yoktur. Evet. Eksiksiz hiçbir şey yoktur. Mutlaka olacaktır ama şu anki gelmiş olduğumuz zirve bana göre engellilerin gerek hukuki, gerek altyapı, gerek erişim, gerek ulaşım anlamında her yönde en üst zirvedeyiz şu an için. Evet. Bugün evet, örnek güzel. Gösterdikleri Avrupa ülkeleri bizde inanın ki gerideler. Ya. Ben bu kadar söyleyeyim size. Evet. Evet. Evet programımızın sonuna doğru geliyoruz. Sizden son cümleleri
Efendim mesela son mesajlar alalım. Son gün alalım. Buradan ailelere söylemek istediğin mesaj var mı? Ailelere diyorum hani evlatlar engelli çocuklarını dışlamasınlar. Ne kadar güzel. Onlara evet. Sevgiyle baksınlar. Engelli gözüyle bakmasınlar. Evet. Onlar şefkate ihtiyaçları evet, var. Aynen. Birebir empati kursunlar. Evet. Gelsinler bizi görsünler diyorum. Evet. Çok güzel. Yerimize gelsinler. Bir misafirimiz olur. Bir çayımızı içsinler. Ya. Çocuklarımızı görsünler. Ne yaptıklarını hani bizi bilmeyenler bilsin diyorum. Evet. Bir o kapıyı açsınlar. Bir içeri girsinler. Aynen. Içsinler. Gelsinler. Bir haşır neşir olsunlar. Aynen. Gelsinler. Yani. Bir çayımızı içsinler diyorum. Evet. Görsünler hani neler yapıyoruz. Neler el atıyoruz. Ya. Çocuklarımızın ne kadar başarılı olduklarını görsünler ki hani kendi çocuklarını bu başarısızdır deyip bir kenara atmasınlar. Bas. Bu gerek görme engelli, gerek bedensel, gerek Down sendromu her ne olursa olsun. Down sendromu çocuklarımız da inanın çok başarılı bir çocuklar. Bazen görüyoruz üniversite. Dışlanmasın. Bazen, evet. Engelliler dışlanmasın. Evet. Ne kadar güzel mesaj. Evet başkanım buyurun sana sözler size. Efendim ben öncelikle sizlerin ve radyomuzun aracılığıyla bizlere fırsat verdiniz, aynen. imkan verdiniz. Emeği geçen bütün ekiplerinize, bütün arkadaşlarınıza burada sonsuz şükranlarımı iletiyorum. Bu ve buna benzer programların, sohbetlerin yeniden inşallah gündeme geldiğinde belirli bir periyotlarda yapılması anlamında diliyorum. Tekrar herkese sağlıklı günler dilerken lütfen maske, mesafe ve temize dikkat edelim diyorum. Çok teşekkür evet. ederiz. Biz de Davet Radyo ailesi adına sizlere teşekkür ediyoruz. Rica buraya kadar geldiniz, emek sarf ettiniz. Ne kadar güzel böyle faaliyetleri anlattınız. Başarılarınızı anlattınız. Hakikaten çok şeyler öğrendik. Çok dersler aldık. Çok teşekkür ederiz inşallah. Evet, değerli Davet Radyo dinleyicileri, bugünkü bir konu bir konu programımızı burada bitiriyoruz inşallah. Allah'a emanet olun, selametle kalın.